Merhaba değerli takipçiler. Teşkilat dizisini izlemediyseniz birinci bölümü çok şey kaçırdınız. Mutlaka izleyin. Reytingler, böyle reytingler son zamanlarda yoktu. Uzun zamandır görülmeyen yükseklikte bir reyting. Totalde 10.10'la, AB'de 12.27 ile, ABC1'de 11.84 ile günün birincisi oldu. Teşkilat, müthiş siyah sahneleri, müthiş bir helikopter sahnesi, çatışma sahneleri ve dram, aksiyon, harika bir dizi. TRT1'de Teams prodüksiyon, Muhteşem Yüzyıl'ı yapan şirket. Muhteşem Yüzyıl dizisi çok şey katmıştı Türk televizyonculuğuna. O diziyi yapan Teams Production, Timur Savcı ve Burak Sağ yaşadı kutladı yapımcıları. Birinci bölüm harika. Prodüksiyon nefis, çekimler çok güzel, sahneler harika, resimler çok güzel ve oyuncular çok başarılı. Oyuncu kadrosunda kimler var? Senarist Ethem Özışık'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Yönetmen Yağız Alp Akaydın'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çağlar Ertuğrul, Serdar rolünde Çağlar Ertuğrul, bravo Çağlar. Mavi gözlerinden öperim, çok güzel. Deniz Baysal, dizide Zehra karakterini, MİT'te görevli Zehra karakterini canlandırıyor. Serdar da, Çağlar Ertuğrul da MİT ajanı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir ferdi ve annesini, babasını Almanya'da işçi ailesi olarak çalışırlarken ve ablasını Naziler kundaklayarak, evlerini kundaklayarak, yakarak şehit ediyorlar. Serdar o yangından kurtarılıyor ve devlet ona babalık, annelik yapıyor. Devlet, Türkiye devleti ona sahip çıkıyor, annelik, babalık yapıyor ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na yetişen bir aslan gibi Türk delikanlısı olarak ülkesi için görev yapıyor. Mesut Akus da çok başarılı bir oyunculuk ortaya koyuyor. Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğil ve Yavuz Bingöl'de diğer oyuncular. Teşkilat dizisinde PKK'ya dersini veriyorlar. Öğretmeni şehit eden PKK, YPG teröristlerine Milli İstihbarat Teşkilatı ve Polis Teşkilatımız birlikte derslerini veriyorlar. Suriye topraklarında operasyon düzenliyorlar ve onların, şehitlerimizin intikamını giderek, inlerinde onları vurarak, harika sahneler, harika görüntüler, yüreğim kabardı, tüylerim diken diken oldu, Türklüğümle gurur duydum diziyi izlerken. Çağlar Ertuğrul, Boynu Bükükler, Kursey Şura, Met Cezir, Benim İçin Üzülme, Afille Aşk, Fazilet Hanım ve Kızları dizilerinde ve birçok sinema filminde oynadı. Afilli Aşk'ta romantik komedi en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hem Altın Kelebek ödülü aldı hem de Magazin Gazetecileri Derneği'nden ödül aldı. Son derece başarılı bir oyuncu ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye düşmanı ülkenin şeyhini de görüyoruz ve onu öldürerek dizide bir gönderme yapıyor yapımcı. O da hak ettiği cevabı, Türkiye düşmanı olarak çünkü faaliyetlerine devam ediyor o ülke. Hem Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte hem Libya'da Türkiye'ye düşmanlık yapmaya devam eden bir ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Orta Doğu ve Akdeniz'de dönen dolapları. Teşkilat dizisinin konusu çok yüksek reyting aldı ve dün akşam herkes bu diziye kilitlendi. Aynı zamanda sosyal medyada da dünya çapında ses getiren bir başarı elde etti. Ülkesi için kendi hayatından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek yer altına inen 7 vatan sevdalısının hikayesini ekrana getiriyor bu dizi. Ankara'daki siyah fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat örgütleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatımız içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. Time öleceksiniz diyor. Ölmeyi kabul ederek diyor bu göreve
dahil olacaksınız diyor müsteşar yardımcısı. Müthiş bir dizi. Müthiş bir dizi. Dubai Şeyhi Maktum'un kafası uçuruluyor. Ve dizi Anıtkabir görüntüleriyle başlıyor. Atatürk'ü görüyoruz, Atatürk'ümüzü görüyoruz dizinin içinde. Bu da bir başka tüylerimizi diken diken eden diziden görüntüler. Bu görevi kabul eden vatan evlatları, vatan için, millet için, bayrak için ölmeden evvel ölen kahramanlar. Öldü bilecek yakınlarınız diyor. Hepsi göreve giderken ailelerine veda ediyorlar ve Rusya'ya göreve gidiyoruz diyorlar. Televizyonda bir haber, bunlar gittikten birkaç saat sonra Türk Hava Yolları uçağı, Soçi'ye giden Türk Hava Yolları uçağı Karadeniz'e düştü. Yok öyle bir şey. Bunları öldü göstermek için Milli İstihbarat Teşkilatı. Çünkü yurt dışında Türkiye düşmanlarına operasyonlar düzenleyecekler bu aslanlar. Yaşıyor olarak bilinmemeleri lazım. İz sürerek bunların kim olduğunu bulmamaları lazım yabancı teşkilatların. O yüzden kimi karısına yalan söylüyor, kimi anasına, babasına, kimi evladına, kimi köpeğini terk ediyor. Çok çarpıcı bir dizi, çok güzel bir dizi. Paris'teki otelde, asansörde bir sahne var. Türk kadın ajanın, yabancı ajanın çantasında Türkiye'nin Libya'da görev yapan vatan evlatlarını, Milli İstihbarat Teşkilatı ajanlarının listesinin olduğu çantadan o bilgileri nasıl aldığını mutlaka görmenizi isterim. Türk kadın ajanın asansörde, Paris'teki asansörde 15-20 saniye süre içinde adama fark ettirmeden o disketi nasıl sıfırladığını izlemenizi, görmenizi isterim. Müthiş sahnelerdi. Vatan sağ olsun başkanım diyor. Görevin içeriği ancak ölmeyi kabul edenlere açıklanacak diyor. Görevi verirken müsteşar yardımcısı, Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcısı. Görevi teklif ettiği bir ajan vatan sağ olsun diyor. Bunu sana söyleyemem diyor müsteşar yardımcısı. Bunu sana söylemem için, bu görevi sana söyleyebilmem için önce ölmeyi kabul etmen gerekecek diyor. Görevin içeriği ancak ölmeyi kabul edenlere açıklanacak diyor. Vatan sağ olsun diyor. Bunu söyleyen 29 yaşındaki bir kız. MİT'te görevli. MİT'te görevli ve operasyonları yerden yöneten bir kız. Suriye'deki vatan evlatlarına, MİT ajanlarına talimat veren, onları yönlendiren bir kız. 29 yaşında ve MİT'te görevi alırken kızını, kocasından ayrı 7 yaşındaki kızını boşandığı kocasına emanet ediyor ve belki de bir daha göremeyecek. Vatan sağ olsun diyor. Çok son derece çarpıcı, son derece tüyleri diken diken eden sahnelerin olduğu bir dizi. O SİHA'ları, İHA'ları yapan gencecik mühendisleri bindikleri minibüsün içinde, otobüsten biraz daha küçük, minibüsten biraz daha büyük aracın içinde tarayarak şehit eden teröristleri yakalamak için yurt dışında yapılacak operasyona gidiyorlar. Ucu savaşa gitse bile diyor müsteşar görev verirken, bu görevi başarıyla yapacaksınız diyor. O hainler o kadar acımasız ki, adam geliyor Türkiye'de, Türkiye'ye zarar vermek için Fransızca öğretmeni gibi geliyor. Ajan burada bir Türk kadını ile evleniyor dikkat çekmemek için. Ama Türkiye'de operasyon yapma vakti geldiği zaman Türk karısını acımasızca öldürüyor, biliyor musunuz? Acımasızca öldürüyor. Bu kadar bize karşı bilenmişler, düşmanlar içimizdeler ve harekat gününü bekliyorlar. Kendilerine görev verilip de harekattaki Türkiye aleyhinde harekete geçecekleri günü bekliyorlar. Son zamanlarda, son yıllarda izlediğim en çarpıcı dizi. Müthiş bir reytingle başladı yayına. Müthiş bir reytingle başladı ve bunun arkası gelecektir.
Birinci bölümü mutlaka izlemediyseniz tekrarlarını izlemenizi tavsiye ederim YouTube'dan. Tekrar tekrar hatta izlenecek kalitede ve güzellikte sahneleri var. İkinci bölümde kaçırmadan mutlaka izleyin. Şimdiden önümüzdeki pazar akşamını çok büyük bir merakla bekliyorum, iple çekiyorum. Peki değerli takipçiler, eğer beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz de kanalıma abone olun. Sevgiler.